Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kırtasiye alışverişi yapacağım. D&R'a falan gideceğiz. Markete falan da gideriz. Üniversite için bazı şeyler alacağım. Ne alacağımı da bilmiyorum ama renkli kalem falan almayı düşünüyorum. Hadi o zaman gidelim birlikte. Arkadaşlar şimdi geldik. Kalem falan alacağız. Kalem falan aldık. Gideceğiz eve. Hepsini size göstereceğim. Şimdi eve geldik arkadaşlar. D&R'a gittik. A101'e, BİM'e, Migros'a falan girdik. Şimdi hepsini size göstereceğim. Neler aldığımızı. İlk önce Rotring bir marka kalem aldık. Bunu D&R'dan aldım. İlk başta D&R'a gitmiştik. Şöyle bir kalem. Uçlu kalem. Açayım hemen size göstereyim. Rotring marka. Şöyle bir kalem. Açması da bayağı zormuş. Açıyorum. Şöyle. Sevdim bunu. Rengi pembe. Zaten pembeyi falan seviyorum. Çok tatlı bir rengi var bence. Yanında da ucu var şöyle. Ucunu da göstereyim size. Açabilirsem tabii. Açması zor çünkü. Şöyle ucu var. 24'lü. Başka diğer bir kalem setimiz. Şöyle Faber-Castell'in aldım. Bu da çok güzel. Rotring'den daha çok bayıldım aslında buna. Hemen bunu da açayım. Şöyle çıkartayım. Şöyle Faber-Castell. Çok ince ve zarif bir kalem. Şöyle gold yazısı var. Bu da uçlu bir kalem. 07 bunlar. Bu ikisi de. İki tane şöyle kalem aldım. Kalem seti. Faber-Castell'e bayıldım ama çok zarif ve çok güzel. Bunu da yedek olsun diye almıştım zaten. Faber-Castell'in yanından bir silgi. Bir de şöyle uç çıkıyor. Bu kaleme bayıldım. Diğeri fosforlu kalemlerimi göstereyim size. Şöyle 4 tane Faber-Castell aldım. Hepsi de sarı. Üzerinden geçmek için yazıların sarı renk en güzeli bence. O yüzden sarı renk aldım. 4 tane aldım. Biraz fazla aldım galiba. Ama mutlaka 4 yıl boyunca kullanılır diye düşünüyorum. Üniversitede mutlaka lazım olur. Fosforlu kalem. Açayım hatta şöyle size.
Şöyle. Nasıl yazdığımı videonun sonunda zaten gösteririm size. Bunları da beğendim. İkili satılıyordu. Hem de uygundu. Bunları da D&R'dan almıştık. Diğerleri. Şu şarpileri göstereyim size. Şöyle renk renk şarpiler. Bunları hemen açtım. Renkler çok güzel. İnşallah böyle yazıyordur. Bu renktedir. Çünkü bazılarının kapağı farklı renk oluyor. Yazdığı renk farklı oluyor. Şimdi göreceğiz zaten. Göstereceğim size hepsini. Sonra şöyle bir tükenmez kalem aldım. Bu tükenmez kalem çok farklı. Çünkü dokusu böyle satenimsi gibi. Çok farklı. Mat siyah böyle. Çok aşırı güzel. Anlatamam dokusu falan. Çok güzel. Çok farklıydı diğerlerinden. O yüzden bunu tercih ettim. Çok güzel yazıyordur eminim. Bakmadım daha. Bakacağız. Şöyle ince uçlu bir kalem aldım. Renkli kalem. Başlıkları falan yazmak için. Bic marka. Şöyle açık pembe aldım. Bir tane alayım dedim. Şimdi üniversitede ne kullanılır pek bilemiyorum. Defter kullanılır mı? Renkli kalem, fosforlu kalem. Pek bilemediğim için, ilk yılım olduğu için öyle şeyler aldım ama bakacağız artık hangisi kullanılır. Şöyle Faber-Castell silgi aldım bir tane daha. Bu çok küçüktü çünkü setin içinden çıkan. O yüzden bir tane daha alayım dedim. En sevdiğim. Şöyle Mikron'un dörtlü fosforlu kalemini aldım. Çok güzel renkleri. Bayıldım renklerine. İnşallah böyle yazıyordur. Açayım, deneyemedim orada. Şöyle çok tatlılar renkleri. Bayıldım bunlara. Biraz fazla aldım galiba fosforlu kalem. Kullanılabilir inşallah bunlar hep. Sonra uç aldım. Uç mutlaka lazım olur tabii ki de. D&R'dan aldıklarımız bu kadardı. Şimdi Migros'a gittik. Migros'tan şöyle bir defter aldım. Çok tatlı rengi var. Şöyle. İçi de çizgili. Lazım olur diye düşünüyorum. Küçük küçük notlar tutarım buna büyük bir ihtimalle. Çok tatlı. 48 yaprak bu da. Buna da bayıldım. Migros'tan bunu aldık. A101'e gittik. A101'den de bir tane şöyle defter. Kalın kapak. Sert kapak. Şöyle. İçi de çizgili iğne aldım. Kareli hiç almadım. Neden almadım ben de bilmiyorum. Lazım olursa oradan almayı düşünüyorum zaten. Şöyle rengarenk sayfaları göstereyim. Çok güzel bir defter. Bayıldım. Bir daha 101'den şöyle renkli kağıt aldık. Renkli kağıtlar da lazım olur diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Ama inşallah lazım olur. Ben bunları çok seviyorum çünkü. Çok tatlılar. Şimdi de BİM'e. BİM videomu hatırlıyorsunuzdur izlediyseniz. Böyle kısa kısa kesitler yapmıştım BİM için. Oradan da şöyle renkli kağıt aldık. Yüzlü, fotokopi kağıdı. Şöyle. Bu da rengarenk. Çok güzel. Buna çok güzel notlar alınır. Ben not almak için asıl bunu şey yapıyorum. Bunları kullanıyorum. Çok güzel. Bir de şöyle sekreterlik diyorlar buna. Sekreterlik aldım. Desenine bayıldım. Çok güzel. Böyle çiçekli falan. Bayıldım buna da. Şey kullanmayı düşünüyorum. Buna böyle tek tek takarım. Böyle kullanırım diye düşünüyorum. Notlarımı falan bunları almak istiyorum. Çok güzel olur. Rengarenk olur. Defterlerini de boşa almışım o zaman. Böyle yaparsam. Bu kadardı arkadaşlar. Bu kadar aldım. Bayağı da bir şey aldım bence. Yine eksiklerim olursa almayı düşünüyorum. Çok da yük yapmak istemedim zaten kendime. O kadar şeyleri taşımak istemedim bavulumda. Bu kadardı. Bugün de bu videonun sonuna geldik. Bugün sizlere kırtasiye alışverişimi çekmiştim. Umarım beğenmişsinizdir.
Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.